Efsaneye göre uygarlığın doğuşundan uzun zaman önce ileri teknolojiye ve yönetim anlayışına sahip mükemmellik arzusu duyan insanlar Atlantis adında bir ada kıtada yaşarlardı. Ta ki ada birden yok olup sonsuza dek ortadan kaybolana kadar. Peki ama gerçekten var mıydı? Bu hikayenin ilk anlatılışından 2300 yıl sonra bile insanlar hala Atlantis'e ve orada yaşayan gizemli insanlara ait ipuçları arıyorlar. Atlantis'in gerçek olduğuna inanıyorum. Onların gerçek bir medeniyet olduklarını düşünüyorum. Medeniyetleri yok oldu ve medeniyetlerinin ya da kültürlerinin kalıntıları bütün dünyaya yayıldı. Atlantis'in kalıntıları hala denizin dibinde mi yatmaktadır? Atlantis'ten kurtulanlar Mısırlılara piramitleri nasıl inşa edeceklerini öğretmişler midir? Ya da Maya uygarlığının temellerini atmışlar mıdır? Zamanlarının ötesinde bir teknolojiyle insanlık tarihini değiştirmişler mi? Atlantislilerin belki de televizyonları ve bilgisayarları bile vardır. Yoksa eski çağlarda yaşanan bir felaket devasa bir hikayenin başlangıcı mı olmuş? Bildiğim kadarıyla Atlantis'in varlığına dair gerçekliği kanıtlanmış herhangi bir delil yoktur. Bilim, insanların ve şüphecilerin ortaya koydukları deliller ışığında bulunması zor kayıp kıtanın Atlantis'in peşine düşüyor. Atlantis fikri, çağdaş insanın hayallerinde yer bulan az sayıda efsaneden biridir. Efsaneye göre burası, ortasında bir saray bulunan çok bereketli bir düzlüktü. Çevresi ise deniz ve kara hendekleriyle çevrilmiş bir yerdi. Asya ve Libya'nın toplam büyüklüklerine eşit bir kıtaydı. Burası Yunan tanrısı Poseidon'un çocuğu tarafından yaratılmış cennet bir adaydı. İnce zevk sahibi, eşitlikçi ve nesiller boyu barış içinde yaşamış bir kültür. Atlantis halkı boğalara tapan, fillerle bir arada yaşayan ve Hindistan ceviziyle beslenen onurlu insanlardı. Ancak tanrısal özellikleri azalıp insan doğası baskın çıktıkça giderek açgözlü ve kavgacı olmaya başladılar. Ve bir gün bir gece içinde bir dizi deprem ve selin ardından Atlantis denizin derinliklerinde kayboldu gitti. Müthiş bir hikaye. Peki ama gerçek yoksa hayal ürünü? Gerçek olduğunu düşünenler var. Pek çok insan Atlantis'in bir efsane ya da masal olduğuna inanmaktadır ama ben onların gerçek bir medeniyet olduklarını düşünüyorum. Şu anda Atlantis olarak adlandırdığımız yerde yaşanan felaketten kurtulmayı başarmış Atlantisler olduğuna inanıyorum. Atlantis'in izini sürenler iki ana gruba ayrılmışlardır. İçlerinden biri kayıp kıtanın kendisini aramaktadır. Diğeri ise kurtulan Atlantislerin izlerini tarihi anıtlarda bıraktıklarına dair kanıt aramaktadır. Ancak hepsinin başlangıç noktası Yunan filozof Eflatun'un milattan önce 360'lı yıllarda yazmış olduğu iki filozofun konuşmaları şeklinde geçen Timaos ve Kiritias diyalogları kitabıdır. Bu kitap bir hazine haritası gibi nesilden nesle aktarılmıştır. Pek çoğu izini sürmüştür ve Atlantis'in nerede olduğu hakkında çok farklı sonuçlara ulaşmıştır. Bunun en büyük nedeni Eflatun'un mekan anlayışını yorumlamanın zorluğundandır. Atlantis'i Herkül'ün sütunlarının ötesinde şeklinde tarif etmektedir. Eskilere göre Herkül'ün sütunları Akdeniz'e bir çıkış noktası olan Cebeli Tarık Boğazı'dır. Buradaki sorun bu boğazın dışında kalan koca bir dünya bulunmasıdır. Kimileri yakınlarında bulunan Azor ve Kanarya adalarının Atlantis'in kalıntıları olabileceğini söyleyerek boşluğu doldurmaktadır. Bazıları ise bu anlaşılması zor ütopyayı dünyanın hemen hemen her uzak bölgesine uyarlamışlardır. Antarktika, Güney Çin Denizi, İrlanda, İspanya, Amerika kıtası, Ant Dağları ve hatta Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan bir gölün dibi. Atlantis gerçekten var mıydı? Eflatun buna evet ya da hayır şeklinde bir cevap vermiyor ancak varmış gibi davranmış ve bizlere Atlantis topraklarında bulunan her şeyin son derece detaylı bir tarifini vermiştir. Buranın bir ada olduğunu, toprak ve su hendekleriyle çevrili olduğunu yazmıştır. Yani önce kara, sonra su, daha sonra tekrar kara gelir. Karalarda teknelerin girebilmeleri için kanallar vardır. Oldukça harika. Pekala, elimizde bir harita, bir de tarif var. Ancak Atlantis avcıları bugüne kadar ada kıtaya ait hiçbir kalıntı bulmayı başaramadılar.
Ne var ki buradan kurtuldukları farz edilen Atlantislilerin izini sürmek ortaya ilginç sonuçlar çıkarmıştır. Kimileri Atlantis halkının dünyaları yok eden büyük felaketten kurtulmayı başardıklarına ve çok uzak sahillere sürüklendiklerine inanmaktadırlar. Bu sayede Atlantisliler yeni gelişmekte olan kültürlere kendi üstün bilgilerini taşımışlardır. Atlantis'e inananlar için antik Mısır'dan kalma, insana huşu veren piramitler bunun en iyi kanıtıdır. Tezleri ise medeni olmayan bir halkın bu tür muhteşem yapıtları birdenbire nasıl ortaya çıkarabildiğidir. Nasıl olur da matematik alanında bir anda uzmanlaşmış ve bakır aletlere mükemmel açılar çizmeyi başarmışlardı. Verdikleri cevap Mısırlıların yardım aldıklarıdır. Yazar ve turist rehberi William Henry bu teorinin en büyük destekçilerinden biridir. Kanıtları yerinde incelemek için Atlantis'e inanan 35 kişiyi Mısır'a getirmiştir. Giza'daki Vadi Tapınağı olağanüstü bir yapıttır. Pek çoğu 150 tondan daha ağır olan yüzlerce kireç taşı bloğunun kırmızı granit levhalarla kaplanmasıyla inşa edilmiştir. Bu Güney İngiltere'de bulunan ünlü Stonehenge'deki en büyük taşın bile 3 katıdır. Eski belgelere göre Atlantisliler bu taşların 1000 kilometre uzaktan buraya getirildiğini söylemişlerdir. Bunu nasıl başarmışlardır, bunu bilemiyoruz. Güzel soru. William Henry'nin bir fikri var. Bunun cevabı yer çekimini etkisiz kılıp bu taşları tüy kadar olmasa bile çok hafifleştiren bir tür teknolojiye sahip olduklarıdır. Bu sayede taşları kaldırıp taşıyabiliyor ve istedikleri yere götürebiliyorlardı. Yer çekimini etkisiz hale getiren bir teknoloji pek de mümkün görünmüyor. Ancak şunu göz önünde bulundurmalısınız. Abydos Tapınağı'nda bulunan hiyeroglifler Mısırlıların 21. yüzyıla ait şaşırtıcı teknolojilerden haberdar olabileceklerini göstermektedir. Bu helikoptere benzemiyor mu? Sağındaki de bir denizaltıya, hemen altındaki de UFO'ya. Bu Atlantis halkının dünyayı nasıl dolaştıklarının açıklaması olabilir mi? Çünkü Atlantis'e inananlara göre Atlantisli mimarlar, Kamboçya'daki Angkor Wat'tan Güney Pasifik'te bulunan Ixtir Adası'ndaki heykellere kadar pek çok şey üzerinde çalışmışlardır. Hatta Amerika kıtasına bile gelmişlerdi. Meksika'da anlatılan yerel bir efsaneye göre asırlar önce denizin diğer tarafından sakallı beyaz tanrılar gelmiştir. Onların tanrı değil, Atlantisliler olduğu ve Mayalıların görkemli tapınaklar inşa etmelerine yardım ettikleri düşünülüyor. Yazar ve antropolog George Erickson 30 yıl boyunca Maya'yı araştırmıştır. Uxmal ve Cohunlich tapınaklarında imkansız gibi görünen bir şey fark eder. Eflatun, Atlantis'te fillerin var olduğundan söz etmiş. Ve insanlar Amerika kıtasında fil olması mümkün değil demişlerdi. Şu anda Yucatan Yarımadası'ndayız ve burada gördüğümüz bir filin alnı, gözleri ve mükemmel bir oymacılıkla işlenmiş hortumu. Bazı arkeologlar buna stilize tropik Amerikan papağanı dediler. Ancak bu papağan benzeri bir kuş değil, bu bir filin hortumu. Ama belki de fil sadece bakanın gözündedir. Pek çok antropolog kesinlikle böyle söyleyecektir. Mısır ve Maya uygarlıklarıyla ilgili şaşırtıcı gerçekleri daha sonra yakından inceleyeceğiz. Ayrıca gizemli sualtı yapılarını göreceğiz. Ve uzun yıllardır pek çoklarının Atlantis hikayesinin tartışmasız kanıtı olarak nitelendirdikleri olayı araştıran bir jeologla birlikte olacağız. Bu bir medeniyeti bile yok edebilecek güce sahip olan antik bir toplu imha silahı. Her efsane de az da olsa bir gerçek payı olmak zorundadır. Buradaki gerçeklik payının çoğunlukla doğal bir afetle ilişkilendiriliyor olmasıdır. Asla unutulmayacak ve hiç ama hiç beklenmedik bir şey gerçekleşmiştir. Ancak bu gerçeğin özüne ulaşmak için daha önceki Atlantis avcılarının ayak izlerini takip etmemiz gerekmektedir. Eflatun'un Atlantis adındaki lanetlenmiş medeniyet hakkında yazdıkları okuyucuların hayal güçlerini etkisi altına almıştır. Ancak bu kongre üyesi Ignatius Stanili'nin bazı şeyleri tekrar gün ışığına çıkarmasıyla gerçekleşebilmiştir. 1831 yılında Philadelphia'da doğan Stanili mükemmel bir toplumun varlığı ihtimaline her zaman inanmıştı.
Her ne kadar kısa sürede başarısızlığa uğrasa da Minnesota'daki Ninninger şehri adında ütopik bir kasaba kurulması için yardım bile etmiştir. Hiçbir tereddüt duymadan Tufandan Önceki Dünya Atlantis adında bir kitap yazmıştır. Ona göre Atlantis bir cennet bahçesiydi. Orası her başarılı antik medeniyetinin çıkış noktası, Yunan tanrı ve tanrıçalarının kökeniydi. Danili, Atlantis'in yerini Asor adaları yakınları olarak belirlemiştir. 19. yüzyılın ortalarından söz ediyoruz. İnsanlar onun her söylediğine inanıyordu. O da çıkıp işte bunları buldum demişti. O dönemlerde arkeoloji yeni gelişmeye başlayan bir bilimdi. Pek çok insan eğer öyle olduğunu söylüyorsa neden olmasın diye düşünmüştü. Atlantis fikrine daha sonra 1900'lü yıllarda Almanya'da rastlıyoruz. Thule adında gizli bir topluluk Ari ırkına ait deliller bulabilmek için dünyanın her yanına ekipler göndermişlerdir. Ari ırkının yuvasının Atlantis'ten başka bir yer olamayacağına inanıyorlardı. Buranın Görland'la İzlanda arasında bir yer olduğuna inanıyorlardı. Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı sırasında hava kuvvetleri Luftwaffe'nin pek çok kereler savaşla ilgili görevini bırakıp Atlantis'i aramaya devam etmesini emretmiştir. Ancak Atlantis'i gerçekten yeniden gündeme getiren, kendini pisişik ilan eden sıra dışı kişilik Edgar Cayce olmuştur. Muhtemelen Karayipler'de 3 büyük bölünme süreci geçiren ve bu sürecin ardından gerisinde bir takıma da bırakan büyük bir kıta göründüğünü iddia etmiştir. Cayce'ye göre bu kıtanın yaşayanları lazere benzeyen kristal enerji tesisleri inşa etmiştir. Bu enerji tesisleri fazla güç birikmesiyle adada korkunç bir patlamaya neden olmuştur. Cayce ayrıca Sphinx'lerin M.Ö. 10.500 yılında inşa edildiğini gördüğünü de iddia etmektedir. Yani bilimsel çıkarımlardan 8.000 yıl önce. Ayrıca Atlantis'ten kurtulanların bu Sphinx'lerin altında bir tür arşiv inşa ettiklerini ve hem kaybolan medeniyetlerinin tüm bilgeliğini hem de insan ırkının gerçek tarihini sakladıklarını gördüğünü iddia eder. Cayce, Atlantis'in var olduğunun kanıtının 1968 ya da 1969 yılında Bahamalar'da bulunabileceği kehanetinde bulunmuştur. 1968 yılında Bimini Adası üzerinde uçan pilotlar gökyüzünden bu yapıyı fark etmişlerdir. Günümüzde Bimini yolu adıyla anılan bu yapı 1460 metre uzunluğunda sistemli bir şekilde döşenmiş taştan oluşmaktadır. Bazıları bunun bir limanı çevreleyen insan yapımı bir dalga kıran olduğuna inanıyor. Yıllar sonra buna benzer bir yapı Andres adasında da bulunmuş ve ona da Andres yolu adı verilmiştir. Ne var ki Karayipler Akdeniz'e açılan boğazda bulunan Herkül'ün sütunlarından 6500 kilometre uzaktadır. Yine de Bahamalar teorisi çok fazla destek bulmuştur ve hala da bulmaktadır. 1995 yılında Fidel Castro'nun batık İspanyol hazine gemilerini aramak üzere görevlendirmiş olduğu keşif ekipleri bambaşka bir şey bulurlar. Keşif ekibini okyanus kaşifi Sovyet mühendis Polina Zelski yönetiyordu. Sonarı Küba sahillerinin 670 metre batısının açıklarında okyanus tabanında ilginç yapılar tespit etti. Bence burada gördüklerimiz harabelerin temelleri. Doğanın bu kadar mükemmel, düz ve son derece simetrik bir yapı oluşturabileceğine inanmıyorum doğrusu. İşte burada göründüğü gibi. Bakın ne kadar düzgün. Zelitski bunların insan yapımı olması gerektiği sonucuna varır. Bir medeniyetin kalıntılarının şu anda 700 metre derinlikte yatıyor olma ihtimali vardır. Son halde bu yapıların fazlalığı dikkat çekmektedir. Tek tek sayılabilir durumdalar. Ancak biz sadece birkaç tanesinin yerini haritada tespit edebildik. Atlantis efsanesine inanmayan Zelitski, o bölgeye yeniden giderek bu kalıntıların hangi medeniyetten kalmış olabileceğini öğrenmeyi umut eder. Ne yazık ki Castro hükümeti buna izin vermez.
Atlantis'in Karayipler'de olduğuna inananlar içerisinde çok az kişi George Erickson kadar tutkuludur. Bimini yolu ve Enders yolu benim Atlantis anlayışımda birbirleriyle bağlantılıdırlar. Çünkü buralar Bahama kıyılarının bir parçasıdır. Eflatun'un Atlantis'in yok oluşunu betimlediği dönemlerde buralar su seviyesinin üzerindeydi. Ada, kıta Atlantis'in bir parçası halinde olmalı. Tıpkı Uxmal'daki fil heykelleri gibi Kohunlinç'teki Maya kalıntılarında bulunan muhteşem oymalar da ona çok uzak gelmektedir. Erickson ana merdivenleri büyük taş suratlarla çevrili bir piramit olan Maskeler Tapınağı'na tırmanıyor. Ona göre bu mask, mayalı olmayan insanların burada yaşadıklarına dair somut bir kanıt. Biri onları neye benzediklerini tapınak duvarına oymuştur. Bu Mayalıların yaptığı bir kabartma. Yağmur tanrısı Çaka'ya ait. Ancak Atlantis'le özellikleri taşıyor. Uzun bir surat, köşeli bir çene, her iki tarafta burulmuş bariz bir bıyık, kalın kaşlar, uzun kemerli bir burun. Peki Atlantislilerin neye benzediklerini nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Ancak Erickson'a göre neye benzemediklerini biliyoruz. Mayalılara kesinlikle benzemiyorlardı. Mayalıların yüzlerinde tüy yoktu. Yuvarlak yüzlü ve basit hatlı insanlardı. Erickson bu yolculuğa Yucatan Yarımadası'nda yaşayan ilk insanların Mayalılar olmadığı teorisini destekleyecek daha fazla kanıt aramak için çıkmış. Arkeologlar, Amerika'ya yerleşen ilk insanların Sibirya'dan Alaska'ya bir köprü gibi uzanan kara parçasını av peşinde geçtiklerine ve sonra güneye göç ettiklerine inanmaktadırlar. Ne var ki George Erickson'a göre Atlantisliler Amerika'ya daha önce varmışlardır. Onun tahminine göre buz çağının sonrasına doğru bir zaman diliminde Yucatan Yarımadası, Küba ve Bahamalar çok daha büyük kara parçalarıydı. Bilim bu teoriyi desteklemektedir. Erickson'a göre bir felaket gezegendeki buzların erimesine neden olmuş, denizler yükselmiş ve Atlantis'i yutmuştur. Atlantis'i yok eden büyük felaketin dev bir sel olduğunu düşünüyorum. Bu selin nedeni de dünyaya çarpan büyük bir göktaşı ya da kuyruklu bir yıldızdı. Jeologlar deniz seviyesinin 10 bin yıl önce yükseldiği konusunda fikir birliğinde olsalar da Karayipler'e çarpan bir kuyruklu yıldız ya da göktaşına ait herhangi bir bulgu yoktur. Erickson yine de fikrinin arkasında duruyor. Atlantis'in gerçek olduğuna inanıyorum. Atlantis teorisinin kolayca çürütülebileceğine dair saçma iddialar vardır. Ancak deniz aşırı seyahat edebilen mimari ve sanatsal anlayış, matematik konseptleri, sosyal iletişim alanlarında öncülük ederek altın çağı ufuklar açan bir medeniyet vardır. Bunun var olduğuna inanıyorum ve bu medeniyeti bir sel yok etti. Onların varlıkları Mayalılar aracılığıyla halen Orta Amerika'da bizlerle birliktedir. Arkeolog ve antropologlara göre buradaki yerel halkın atalarının zeka ve yeteneklerinin kaynağını araştırmak son derece gereksizdir. Ve açıkçası bu Maya halkına bir hakarettir. Antropolog Jeff Blomster. Yeni dünyanın dışından gelerek buradaki yerel halka yeni bir kültür ve yeni şehirler inşa etmeyi öğreten birileri hakkında her zaman ilginç teoriler geliştirilmiştir. Bence yerel halkın bunları kendi başlarına yapamayacaklarını, eski dünyadan gelecek dış yardımlara muhtaç olduklarını söylemek pek de etik değildir. Üstelik bu konuda kesinlikle hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Eski kayıtlara göre Orta Amerika'daki bazı yerliler tanrılara benzeyen beyaz denizcilerin yaptıkları ziyaretler hakkında masallar anlatırlarmış. Ancak bunu destekleyen kanıtlar zayıftır. Peki ya Mısır? Bazı inananlara göre Mısır tapınaklarının duvarlarında bulunan yazılar bu insanların var olduklarına dair somut birer kanıttır. Atlantisliler gerçekten Mısır'a gelmiş, Mısırlılara Sfenksleri ve piramitleri nasıl inşa edeceklerini öğretmiş olabilirler. Sfenks'in altındaki kütüphanelerde kendileriyle ilgili kayıtlar bırakmış olabilirler. Atlantis'e inananların pek çoğu için yol, turistlerin gözde ziyaret yeri Mısır'a uzanmaktadır.
William Henry'nin rehberlik ettiği Tanrıların Yıldız Geçidi adındaki tur, sadece eski Mısırlıların bilgeliğine hayranlık duyulmasını sağlamak için değil, aynı zamanda bu kadar eski bir medeniyetin tek başına böylesi mükemmel yapıları nasıl inşa ettiklerini de sorgulamak için düzenlenmektedir. İnsanların bu tura katılmalarının nedeni kendilerine her şeyin anlatılmadığını hissetmeleridir. Amaçları hayal güçlerini geliştirmek, başkalarının gözleri önündeki kanıtlara farklı bir açıdan bakabilmek, tapınaklardaki deneyimi yaşamak ve herkesin heyecan duyduğu şeyleri kendi gözleriyle görmek istemeleridir. Grup, Edfu'da bulunan muhteşem Horus Tapınağı'na gitmek için Nil Nehri'nde tekneye biner. Milattan önce 57 yılında inşa edilmiş olan yapı, Mısır'da bulunan en iyi korunmuş yapıdır. Burası Şahin başlı Tanrı Horus'a adanmıştır. Mısır'daki pek çok tapınakta olduğu gibi burada da tarih duvarlara yazılmıştır. William Henry bizi buraya, Atlantis'in varlığını kanıtladığına inandığı fiziksel bir delili göstermek için getirdi. Şu anda gördüğünüz şey Edfu Tapınağı'ndaki duvar yazıları. Burada dünya dışından varlıkların dünyaya geldiklerini ve tıpkı Eflatun'un Atlantis hikayesinde betimlediği gibi adaya çok benzeyen bir yeri dünya üzerine inşa ettikleri anlatılmaktadır. Bence Eflatun Atlantis hikayesini yazarken burada görülen yazıtları kaynak olarak kullanmıştır. Eflatun, Atlantis hikayesini yazarken Mısırlı rahiplerin ilham kaynağı olduğunu açıkça belirtmişti. Ancak tek bir sorun var. Bu tapınak Eflatun öldükten onlarca yıl sonra inşa edildi. Ancak bu, tanrıların yıldız geçidi turunu pek de rahatsız etmiyor. Onların aklında çok daha büyük balık yakalamak var. Tur liderlerine göre Sphinx'ler, vadi tapınağı ve piramitler birer abide olmanın çok daha ötesinde. Bütün bunlar Atlantislilerin bir zamanlar Mısır'da yaşadıklarının somut kanıtı. Mısır medeniyetlerini araştıran pek çok bilim insanı, kireç taşından yapılmış bu devasa yarı aslan yarı insan heykelinin yaklaşık olarak M.Ö. 2500 yıllarında piramitlerle aşağı yukarı aynı dönemde inşa edildiğine inanmaktadırlar. William Henry çok daha önce inşa edilmiş olması gerektiğine inanıyor. Edgar Cayce'nin Atlantislilerin belgelerini sakladıkları arşiv teorisine katılarak kayıtların M.Ö. 10.000 yıllarında Sphinx'lerin altındaki arşive konduğunu tahmin etmektedir. Atlantisliler bu kayıtları Sphinx'in inşaatını denetledikten hemen sonra oraya saklamışlardır. Burada neler olduğunu hiç kimse bilmemektedir ve çok sayıda spekülasyon yapılmaktadır. Ancak bilimsel olarak da kanıtlandığı üzere tıpkı Sphinx'in taşlarında resmedilmiş biçimde buranın altında bazı odalar vardır. Casey, buradaki belgelerin 1996 ve 1998 yılları arasında bulunup açılacağı kehanetinde bulunmuştur. Ancak bu kehanet ciddi biçimde rötar yapmıştır. Yine de pek çok insan Atlantis'in var olduğuna inanıyor. Bu kişilere arşivi bulmayı hayat gayesi haline getirmiş mühendis Bill Brown da dahildir. Brown, GPS sistemi ve zemine işleyen sonarla haftalar boyunca süren bir çalışma yaparak bölgenin haritasını çıkarır ve sonunda bir şey bulduğunu düşünür. Burada yer altında bir şey bulacağıma dair delillerle geldim. Şu anda elimizde bir delilimiz var. Yerin 10 metre altına yerleştirdiğimiz bir cihaz var. Varlığı kesinlikle doğrulanmış bir mağara keşfetti. Mağaranın derinliği yaklaşık olarak 75 metre civarında. İçi çamur dolu. Çamurun içinde ise bir takım kasalar var. Peki bunlar neyi koruyorlar? Atlantislilerin kayıtlarını mı? Brown büyük bir keşfin eşiğinde olduğuna ikna olmuş durumda. Arşiv Atlantis ırkı hakkında bilgiler içeriyor. Atlantis'in yok olmadan önceki tarihi ve neden yok olduğu yazılı. Bunun bize bırakılmasındaki amaç aynı hataları yapmamamız için ders almamızdır. Tanrıların Yıldız Geçidi turu Mısır'da devam ederken Bill Brown'un yer altındaki arşiv arayışına yardım etmeyi umut etmişlerdir. Ancak kazı izni henüz onaylanmamıştır. Bu nedenle büyük piramit içinde bir gezintiyle yetinirler. Henry önden gider. Önce bir labirentten geçer, sonra da ambar benzeri bir odaya girmek için merdivenlerden çıkar. Meditasyon yapmak için gruba ilham gelir. Şu anda büyük piramidin içindeki kral odasındayız. Burası meditasyon yapmak için muazzam bir yer. Çok kuvvetli yıldızsal enerjiler ve bağlantılar var. Grup odanın inşa edildiği dev kırmızı granit taşlardan çok etkilenir.
Henry tıpkı Vadi Tapınağı'nın duvarlarında olduğu gibi bu taşların da buraya ancak Atlantislilerin kullandığı varsayılan insanüstü bir teknolojiyle yerleştirilebileceğine inanıyor. William Henry büyük piramitten çıkarken güneş batmaya başlamıştır. İçeride yaşadıklarından çok etkilenmiştir. Olağanüstü, kesinlikle olağanüstü. Gerçekten mucizevi. Mucizevi olduğu mutlak. Peki ama Atlantisliler dünyaya inip bu yapıları inşa etmiş olabilirler. Eğer öyleyse buraya nasıl geldiler? Henry bunun cevabının Abu Cirab adı verilen bir yerde bulunabileceğine inanıyor. Burası turist güzergahının dışında bir yer. Giza platosundan yaklaşık bir saat uzaklıkta. Mısır medeniyetini araştıran bilim adamları burayı 5. hanedana ait iki güneş tapınağı kalıntılarının bulunduğu bölge olarak biliyor. Şu anda dünyanın en eski dini tören yapılan merkezlerinden biri olan Abu Cirab'a gidiyoruz. Antik Mısır geleneğinde yıldız varlıkları buradan gelmişlerdir. Yöre halkı buraya UFO iniş merkezi diyor. Bence Atlantisliler buraya yıldız geçidini kullanarak gelmişlerdir. Çünkü onlar yıldız varlıklarıdır. Yıldız varlıkları için bir UFO iniş merkezi mi? Henry, Atlantislilerin Ülker takım yıldızında doğduklarına ve dünyaya zamanla uzayda yolculuk etmeye yarayan varsayımsal bir yapı olan yıldız geçidini kullanarak geldiklerine inanmaktadır. Abu Cirab'ın dünyaya ilk indikleri yerlerden biri olduğunu düşünüyor. Bunu pek az insan bilir. Bunun Atlantis teorisine çok büyük bir önemi olduğunu yeni yeni fark ediyoruz. Henry, çorak kumların içinden bina ya da sunak kalıntısı andıran bir yere doğru ilerliyor. Eğer elinizi sürecek olursanız yuvarlak kenarların son derece pürüzsüz olduğunu fark edersiniz. Bazıları bunun antik dünyada gelişmiş makine teknolojisi sayesinde yapıldığına inanmaktadır. Bunu bakır keskiyle nasıl yapabilirsiniz? Mısır medeniyetini araştıran bilim insanları bunların bakır keskilerle yapıldığına inanıyorlar. Ancak bu hiçbir şekilde mantıklı değil. Peki bilim dünyası bu konuda ne düşünüyor? Mumya uzmanı Mısır bilimci Salima Ekrem, 20 yıldan uzun bir süredir Antik Mısır hakkında çalışmalar yapıyor. Antik Mısır hazinelerini uzaylıların inşa ettikleri fikrine karşı çıkıyor. Burada yaşayan insanları ve dışarıdan yardım almadan tüm bunları yapabileceklerini takdir etme konusunda bir isteksizlik var. Ve bu bence çok aşağılayıcı bir durum. Kayıp Atlantis arşivinin aksine piramitlerin Mısırlılar tarafından yapılışını ayrıntılı bir şekilde anlatan yığınla arkeolojik kanıt bulunmaktadır. Bunlara göre inşaatlar tamamen pratik dünya yöntemleriyle yapılmıştır. Piramitler yaklaşık olarak M.Ö. 2500 yıllarında inşa edilmişlerdir. Yani bundan tam 4500 yıl önce. Piramitler antik Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir. İnşaatlarda firavunların işçilerinin yanı sıra vergi ödemek yerine yılın 3-4 ayını burada görev olarak geçiren köylüler çalışmıştır. Biraz gerçekçi olmak gerekirse yıldız canlılarından ziyade vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen köylüler kulağa daha mantıklı geliyor. William Henry aradığı cevapları yıldızlarda arıyor olabilir. Ancak pek çok tarihçi ve bilim insanı Atlantis hikayesinin bundan ibaret olduğuna inanmaktadır. Sadece bir hikaye. Ancak pek çok efsanede olduğu gibi bunların altında tarihi bir kaynak olabilir. Bazıları Eflatun'a ilham veren bir yer ve insanlar olduğuna inanmaktadır. Hem de hemen dibinde. Eğer Atlantis'i bir yere konuşlandırmaya çalışıyorsanız, bu yer eski dünya dediğimiz bölgede olmalıdır. Akdeniz bölgesinde ya da İspanya kıyılarının açıklarında ya da Eflatun'un aşina olduğu bir bölgede olmalı. Burası Santorini Adası. Masmavi Ege sularında yer alan bu cennet ada, bir zamanlar Eflatun'dan asırlar önce var olmuş, çok başarılı bir bronz çağ medeniyetinin sınır karakoludur. Son derece zengin, ince zevkleri olan, denizcilikle uğraşan ve Akdeniz çevresindeki ticaretin büyük bölümünde söz sahibi olan bir toplum. Ve aniden, neredeyse bir gecede ortadan kayboldular. Kulağa tanıdık geliyor mu? Hatta Atlantis'i andırıyor mu? Pek çok bilim insanı böyle düşünüyor. Belki de insanüstü araçları bir kenara bırakarak Atlantis'in sırrını çözmesi için bilime bir fırsat verme zamanı gelmiştir.
Eflatun'un Atlantis'i Herkül'ün sütunlarının ötesinde şeklinde tarif etmesi nedeniyle Atlantis'in izini sürenlerin çoğu kayıp kıtanın Cebeli Tarık Boğazı'nın yakınlarında ya da Atlantik Okyanusu'nda bir yerlerde olduğunu varsaymışlardı. Ancak Eflatun'un dünyası Akdeniz'di. Herkül'ün sütunları yöreye ait bir işaret olabilir miydi? Yunanistan kıyılarının hemen açıklarında kısa bir tekne yolculuğuyla varılabilecek bir yerde mesela. Ve buranın ötesinde yaşayan bir ada ulusu. Düzenli bir hükümet tarafından yönetilen, uluslararası ticaret yapan ve güçlü ordusu olan gelişmiş bir medeniyet. Bütün bölgeye şok dalgaları yayan devasa bir afetle aniden yok olan bir medeniyet. Aslında böyle bir yer vardı. Milattan önce 3000 ve 11000 yılları arasında ilk gerçek Avrupa medeniyeti Santorini ve Girit adalarında ortaya çıkmıştı. Onlara Minoslular denirdi. Barışçı, atletik ve sanatsever insanlardı. Ayrıca zamanlarının çok ilerisindeydiler. Girit'te bulunan ünlü sarayları Knossos'ta ilk bina içi su tesisatı olarak niteleyebileceğimiz bir sistem bile vardı. Her açıdan çok ileri bir medeniyettiler. Girit uygarlığının Eflatun'un uyarı niteliğindeki masalının ilham kaynağı olma olasılıkları var mı? Medeniyetlerini çökme noktasına getiren şey neydi? Bilim bunun cevabını verebilir. Milattan önce 1640 yıllarında, yani Eflatun onları kaleme almadan 1300 yıl kadar önce dev bir volkanik patlama minik Yunan adası Santorini'yi paramparça etmişti. Adanın büyük bir kısmı dalgalar altında kalarak sulara gömüldü ve çok ileri bir uygarlık olan Minoslulara ait sınır karakolunun bir parçasını da beraberinde götürdü. 1939 yılında Yunan arkeolog Spridon Marinatos Santorini adasına kazı yapma fikrini ortaya attı. Amaç asırlardır büyük olasılıkla kum ve toprak altında gömülü olan Girit uygarlığı kültürüne ait başka parçalar bulmaktı. Ve buldu da. Volkanik küller tarafından korunmuş muhteşem Akrotiri şehrini. Çok medeni bir şehir keşfetti. Akrotiri bir sürü evin, tahıl ve şarap için ambarın olduğu, ayrıca insanın hayal edebileceği en muhteşem süslemeleri barındıran bir şehirdi burası. Yanına inşa edildiği volkanın patlaması sonucu bir gün bir gecede yok olmuştu. Akrotiri'nin görünümü Eflatun'un tarifine gayet güzel uymaktadır. Profesör Marinatos Akroditi'nin kaderinin Eflatun'un Atlantis masalının temelini oluşturmuş olabileceğini ifade ediyor. Jeolog Floyd McCoy bir şeylere yaklaştığını düşünüyordu. Burada aniden yok olan bir şeyden söz ediliyor. Patlayarak havaya uçan bir şeyden. Tek bildiğimiz, doğada bu büyüklükte bir patlamayı oluşturabilecek tek şeyin volkanik bir püskürme olduğudur. McCoy bu büyük uygarlığın kalıntılarından volkana doğru bakarak talihsiz Akrotiri halkının o gün neler yaşamış olabileceğini kafasında canlandırıyor. Diyelim ki 3600 yıl önce burada duruyorsunuz ve volkan püskürmeye başlıyor. Ne görürdünüz? Hemen karşıdaki adanın ortadan yarıldığını ve inanılmaz bir kül ve toz bulutunun bir anda yukarı doğru çıkarak atmosfere karıştığına tanıklık edersiniz. Bunun ardından bir patlama ve yarılma daha gerçekleşir. Bu yönde ada ortadan ikiye bölünür, ayrılır ve birden okyanusla karşı karşıya kalırlar. Ve su Ege Denizi bütün şiddetiyle akmaya başlar. Ve bu şiddetli patlamalar yaşanmasına neden olur. Hemen arkasından dev akıntısı karayı kaplamaya başlar. Santorini adasındaki patlama, 1883 yılında Endonezya'da bulunan Krakatoa'daki o ünlü patlama kadar şiddetli. 1980 yılında St. Helena adasındaki patlamadan yaklaşık 10 kat daha şiddetliydi. Görünüşe göre bariz delir hala göz önünde. Floyd McCoy bir tekneye binerek volkanın patlaması sırasında volkanın merkezinde oluşan
ve kaldera olarak da bilinen dev kratere doğru yola çıkar. Bu yıkıcı patlamanın ardından 3600 yıl geçmiş olmasına rağmen volkanın inanılmaz gücünün kanıtları hala canlı. Makko'ya göre tarihin tekerrür etmesi ise sadece an meselesi. Burası olayın gerçekleştiği yer. Patlamalar burada gerçekleşmişti ve volkan kendini yeniden inşa ediyor. 20 bin yıl sonra burada ne olacak? Burada büyük bir ada olacak. Kocaman, devasa bir ada. Ve büyük bir ihtimalle şu andaki gibi çıplak değil. Tıpkı bronz çağda olduğu gibi yeşillikler, ağaçlar ve belki de insanlarla dolu olacak. Bu volkanın hala aktif durumda ve tehlikeli olduğunun işaretlerine hemen her yerde rastlanıyor. Pekala, burası çok sıcak. Evet, çok sıcak. Evet, sarı izler sülfür, beyazlarsa sülfür oksit. Yerin altından sıcaklık yükseliyor. Peki bu ısı nereden geliyor? Isı magmada. Buranın derinliklerinde bulunan erimiş kayalardan geliyor. Bu çok aldatıcı bir manzara. Hangi volkan bilimcisine sorarsanız sorun, ayaklarınızın altında faal durumda magma olduğunu söyleyecektir. Burası her an patlayabilir. Bu volkanın Akrotiri'yi vahşice yok ettiği kesin bir gerçek. Peki ama nasıl oluyor da merkezi 100 kilometre uzakta bulunan bütün Girit uygarlığının sonunu getirebiliyor? Girit'te büyüyen mühendis Kostas Sinolakis denizin gücünden her zaman etkilenirmiş. Ve sonunda tsunami olarak bilinen ve okyanusun en yıkıcı olgularından biri olarak da kabul edilen dev dalgalar konusunda uzmanlaşmış. Emin olduğu şey büyük volkanik patlamaların genellikle tsunami yarattığıdır. Santorini adasında neler olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ama bir hipotezimiz var. Bilim bu şekilde işler zaten. Volkanın faaliyete geçip patladığını ve bütün Santorini adasının yok olduğunu düşünüyoruz. Volkanın patlamasıyla birlikte büyük bir gelgit dalgası tetiklendi. Ve bu gelgit dalgası, yani tsunami, Girit'e kadar ilerleyerek Minos uygarlığını şiddetle vurdu. O dönemlerde Santorini adası Akdeniz'in ticaret merkeziydi. Benzetmek gerekirse günümüz Hong Kong'u gibiydi diyebiliriz. Peki ama tsunami büyük bir şehri yok edebilir. Ne yazık ki son birkaç yıl içerisinde bu ölümcül dalgaların yok edici gücüne tanıklık ettik. 2004 yılında Hint Okyanusu'ndaki tsunami inanılmayacak şekilde tam 225 bin kişinin ölmesine neden olmuştu. Akdeniz'de bundan 9 yıl önce tsunami Türkiye'nin bir kısmına da hasar vermişti. Bir şehrin tamamen dalgalar altında kaybolması hiç de uzak bir ihtimal değildir. Bunu 1999 yılında tam 17 bin kişiyi öldüren büyük İzmit depreminde gördük. Pekala. Minoslular Eflatun'un Atlantislilerin modeli olabilir. Acaba bir volkan tarafından yok edilen Akrotiri gerçek Atlantis mi? Milattan önce 1640 yılında yaşayanlar ve Eflatun'un kayıp uygarlığı, medeni toplumu, aniden yok oluşu, Santoros adasının coğrafyası, kızıl ve siyah volkanik kayalardan oluşan yüzey yapısı gibi örtüşen detaylar olduğu açıktır. Tıpkı Girit uygarlığından gelen mültecilerin korkunç hikayelerini Anakara Yunanistan'a taşımaları ve Eflatun'un meraklı kulaklarına ulaşana kadar nesilden nesle aktarmaları gibi. İkinci derece deliller ilgi çekici. Ancak somut kanıtlar eğer var oldularsa sonsuza kadar yok olmuş olabilir. Burası Atlantis miydi? Bu zor ihtimal. Atlantis bir hikayedir. Hikaye burada mı geçmiştir? Hikayenin yaşandığı bölge burası mıdır? Bunu söylemek çok zordur. Hatta imkansızdır. Bu harika bir hikayedir. İnanmayı çok isterdim. Ama ben bilim insanıyım. Somut kanıt görmek isterim. Ve henüz hiç kanıt yok.
Pek çok bilim insanı için Atlantis ve Akrotiri'nin aynı yer olduğunu ispatlamaya gerek yoktur. Varlığını Yunan adalarında sürdürmüş ve bir gün bir gecede yok olmuş böylesi ileri bir uygarlığın klasik Yunan kültüründe kalıcı olacak ve bu kültürün en büyük eğitmeni Eflatun'un öğretisinde yer alacaktır. Eğer Atlantis'in bulunması gereken yerde yaşayacak modern bir uygarlık olmasını istiyorsanız, yapılacak en iyi seçim Girit olurdu. Peki bilimin, Mısır ve Maya gibi yeni gelişmekte olan uygarlıklara tanrı benzeri canlıların yardım ettiğini gösteren şaşırtıcı kanıtları makul gösterebilmesinin yolu var mıdır? İnsanı şaşırtacak derecede modern görünüşlü hiyeroglifleri göz ardı edebilir miyiz? Ya dünyevi açıklamalara meydan okuyan tuhaf kabartmalara ne demeli? Sihirli ve ütopik ada kıta Atlantis'in hikayesi son derece zevk sahibi insanları ve feci yok oluşu asırlardır insanların ilgisini çekmiştir. Şüpheciler bile bu hikayeyi sevmektedir. Atlantis çağımızda hala devam eden ender gizemlerden biridir. Peki ama Atlantis'ten kurtulanların ya da onların bu dünyadan olmayan kuzenlerinin antik medeniyetlere ait anıtları tasarladıklarını ya da inşa ettiklerini varsaymak şart mıdır? Giza Platosu ve Yucatan Yarımadası dünyanın en çok kazılmış ve bölümlere ayrılmış arazilerinden biridir. Peki açık bir şekilde biz Atlantis'ten geldik ve burayı biz inşa ettik diyen yazıt ya da eser nerede? Şu ana kadar ortaya böyle bir şey çıkmadı. Yine de açıklanması gereken sıra dışı durumlar söz konusudur. Belki de bunların en dikkat çekicisi Mısır'daki Abidos'ta bulunan hiyerogliflerdir. Bazıları bunları helikopter, denizaltı ve UFO olarak yorumlamaktadır. Mısırlılar bu tür şeyleri nereden bilebilirlerdi? Aslında bilmiyorlardı. Bu figürler tekrar oyma sonucu ortaya çıkmıştır. Abidos'taki tapınak aslında Firavun Seti'ye adanmıştır. Ancak ilerleyen dönemde 2. Ramses'i metheden yazılar eskilerin üzerine kazınmıştır. Zaman içerisinde sıvada dökülmeler olmuş ve karakterler tesadüfen bazı ilginç biçimleri andırmaya başlamıştır. Eğer değişik zamanlarda şekillendirilen değişik biçimleri devre dışı bırakırsak, gizemli dünya dışı teknolojisi de yok oluyor. Peki ama ünlü psikolog Edgar Cayce'nin Atlantis arşivlerini bulacağımızı iddia ettiği Sphinx'in pençesinin altında ne var? Bill Brown'un zemine işleyen sonar görüntüleri gerçekten aşağıda bir şeyler olduğunu gösteriyor. Atlantis arşivi gerçekten var. Bugün var olduğuna inanıyorum. Ve yakın bir gelecekte bu gerçeği ispat edebileceğiz. Mısır medeniyetlerini araştıran bilim insanları bu konuda umutlu değil. Birçok kazı yapmışlar, derinlere inmişler ve hiçbir şey elde edememişler. Pek çok insanın Sphinx'in pençesinin altında bulunan arşiv odasını ve Atlantis sırlarını aradığını çok iyi biliyorum. Ancak şu ana kadar yapılan kazılarda ve araştırmalarda buna dair kanıt bulabilen hiç kimse olmadı. Belki gelecekte bulunabilir ancak bugüne kadar harcanan emeğe baktığımda buna pek fazla ihtimal veremiyorum doğrusu. Bu nedenle arşiv odası bulunana kadar bu eserleri Mısırlılara mal edelim ve antik dünyanın en dikkate değer mimarisine imza atmalarından dolayı onların haklarını verelim. Neden burada yaşayan insanlar bu eserleri kendi başlarına yapabilecek kapasitedeyken uzaydan birilerinin gelmesine ihtiyaç duyuyor anlayamıyorum. Peki aynı şey Yucatan için de söylenebilir mi? Antropolog George Erickson, Maya tapınaklarında bulunan bıyıklı adam ve fil hortumuna benzeyen şekillerin antik bir Atlantis kültürünün ispatı olduğuna inanmaktadır. Yucatan'daki pek çok bulgu, Atlantislilerin buraya geldiğine, Maya medeniyetine kendi uygarlıklarını aşılayıp onlara ilham verdiklerine inanmama neden olmaktadır. Maya uzmanı Jeff Blonster buna katılmıyor.
Yukatan'a yerleşen ilk insanların Karayipler'de bulunan Atlantis isimli yerden gelmiş denizciler olduklarına dair hiçbir kanıt yok. Peki Cohen Lynch'teki alışılmadık maskları nasıl izah edebiliriz? Cohen Lynch'teki mask Maya güneş tanrısı Konichahau'dur. Güneş tanrısı kimi zaman ağzının iki yanındaki kıvrık simgeyle belirlenir. Bu duman ya da buharı temsil eder. Bazıları bu kıvrımların yılanları temsil ettiğini de söyler. Yani bıyık değilmiş. Üstelik Mayalıların yüzlerinde tüy olduğu ortaya çıkmıştır. Mayaların yüzlerinde tüy olmadığı fikri ne yazık ki talihsiz bir yanlış anlaşılmadır. Günümüzde Meksika ya da Guatemala'da yaşayan Maya kökenli toplumlara baktığınızda yüzlerinde tüy olduğunu ve sakal ya da bıyık bıraktıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Pekala. Peki ya Uşmal'daki fil hortumuna benzeyen mask? Bu Atlantis fillerinin bir zamanlar Amerika kıtasında dolaştıklarının kanıtı değil. O masklarda filler betimlenmemiştir. O masklar Maya kültüründen bir parçadır. Bunlar doğaüstü imgelerle gerçek hayvanların birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Örneğin uzun hortumlar kimi zaman kuş gagalarını temsil eder, kimi zaman uzun burunlu sürüngenleri temsil etmektedir. Maya uygarlığı tapirlere bile yabancı değildir. Deniz bilimci Richard Ellis Erickson'un ortaya attığı Karayip Atlantis'ini dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldızın neden olduğu selin yok etmiş olma ihtimalini pek mantıklı bulmuyor. Atlantis'in Karayipler'de olduğu düşüncesini çok gülünç buluyorum. Karayipler'de bulunan adaların Meksika'nın, Küba'nın ve bunların jeolojik yapılarının oluşumları gerçekten çok iyi bilinmektedir. Bunun batmış bir toprak parçasıyla hiçbir alakası yok. Ayrıca Güney Amerika, Eflatun'un referans alamayacağı kadar uzaktadır. Atlantis Yukatan'da olabilir mi? Atlantis onu nereye koyarsanız orada olabilir. Peki o koyduğunuz yerde olma ihtimali var mıdır? Hayır sanmıyorum. Atlantis'in Eflatun'un tanıdığı bir yöre civarında olması çok daha kuvvetli bir ihtimaldir. Yunan adası Santorin civarlarında olabilir. Gelişmiş bir medeniyet olan Girit uygarlığı Eflatun'un tanımlamalarına oldukça uyuyor. Ancak başka hiçbir şey uymuyor. Eflatun, Atlantis'i Libya ve Asya'nın toplam büyüklüğündeki bir ada olarak betimlemiştir. Santorini adası bu tarife hiç uymamaktadır. Eflatun'un bu tanımlamayla Cebeli Tarık Boğazı'nı kastettiğini varsayarsak, Santorin adası Herkül'ün sütunlarının hemen ötesinde de değil. Girit uygarlığının sınır karakolunu yok eden volkan, Eflatun'un kitabını yazmasından 9000 yıl değil, 900 yıl önce infilak etmiştir. Hikayenin birbirine çok uyan parçaları var. Ancak hiçbir şekilde tutarlılık sergilemeyen parçaları da var. Burada durum %50-50 diyebiliriz. Yani burada kazanan yoktur. Baskın çıkan taraf yoktur. İnandırıcı olması için bir hikayenin bazı bölümlerini alıp bazı bölümlerini görmezlikten gelemezsiniz. Evet, inananlar için umut sonsuza kadar sürecektir. Efsane topraklar Truva'ya olan inanç ve Truva Savaşı'nın geçtiği yerdeki kazı alanı Atlantis'i arayışta ilham kaynağı olmaktadır. 1873 yılında Alman maceraperest Heinrich Schliemann antik Truva'yı ortaya çıkarmış ve Homer'ın İlyada ve Odessa destanının kısmen de olsa gerçeklere dayandığını tespit etmiştir. George Erickson pek çok insanın Schliemann'ın popüler bir efsanenin peşinden gittiği için çılgın olduğunu düşündüğünü hatırlatıyor. Neler olduğu da ortada. Aslında bence Heinrich Schliemann yerleşik bilgilere inanmak zorunda olmadığınızı, size mantıklı gelen açıklamaların peşinden gidebileceğinizi göstermiştir. Ancak şüpheciler için cevapların somut kanıtlarla desteklenmesi gerekmektedir. Benim sorum, eğer Atlantisliler buraya gerçekten geldilerse neden kendilerine ya da kökenlerine ya da gelişlerine ya da teknelerine ya da denizcilik teknolojilerine dair bir iz bırakmadılar? Gizem sürmeye devam ediyor. Belki de Eflatun bütün zamanların en önemli masalını kaleme almıştı. Belki de kayıp bir uygarlık bulunduğu yerde hala keşfedilmeyi bekliyor.
Eflatun'un tarihi gerçeklerden ziyade bir masal kaleme almış olması akla daha yakındır. Atlantis hikayesini bir mesaj vermek için kullanmaktadır. Eğer haddinizi aşarsanız başınıza bunlar gelir. Atlantis'in gerçek bir hikaye olduğuna inanıyorum. Büyük ihtimalle gelecek 10 yıl içerisinde Atlantis'le ilgili yeni kanıtlar bulacağız ve hayret verici olacaktır. Birileri elinizde tutabileceğiniz ya da fotoğrafını çekebileceğiniz bir şey bulmadığı sürece bu Atlantis'ten başka bir yerden gelmiş olamaz demediği sürece tek bir kelimesine bile inanmayacağım.